mücadele konusunda gerek BM'nin, gerek AB'nin, gerekse uluslararası toplumun ortaya koyduğu ortak iradeye de aykırı bir karardır. Çok net bir şekilde bu terör örgütlerine destek niteliği taşıyan bir karardır. Bu karar Türkiye-Çekya arasındaki ilişkileri de olumsuz etkileyecek bir karardır. Tabii şu anda bize ulaşmış henüz bir gerekçe yok. O gerekçe geldikten sonra da bakacağız ama sonuç ortada. Sonuç bir terör örgütünün kurucusu, yöneticisi olan geçmişte halen de terör örgütü içerisinde etkin faaliyette bulunan ve pek çok insanın ölmesine yol açan eylemlerin bizzat talimatını veren bir terörist başı maalesef serbest bırakılmıştır. Hem Kumrular Sokak'ta hem Güven Park'ta pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir kişinin yaptığı faaliyetlerin veya yaptırdığı faaliyetlerin terör faaliyeti olması için daha kaç tane sivil ve masum insanın hayatını kaybetmesi gerekir? Daha kaç tane insanın yaralanması gerekir? Terör örgütlerinin öldürdükleri Türk vatandaşı olursa veya Müslüman olursa o zaman onları öldürenler terör örgütü sayılmıyor mu? Bir örgütün terör örgütü olarak kabul edilebilmesi için ille de başka ülkelerin, AB üyesi ülkelerin veya ABD'nin vatandaşlarından herhangi birine zarar vermesi şart mıdır? Biz biliyoruz ki bütün dünyada biliyor ki, Çekya'da biliyor ki PYD, YPG, PKK, DAEŞ gibi azılı, eli kanlı bir terör örgütüdür. Sivillere, masumlara, pek çok şeye, cana zarar vermiştir. Ve Türkiye'de de pek çok canlı bombayı bu terör örgütü kullanmıştır. Demin de anlattığımız gibi pek çok insanımız da hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle biz bu kararın hem aramızdaki hukuk bakımından hem uluslararası hukuk bakımından yanlış bir karar olduğunu inanıyoruz. Ve bu karar teröre çok net bir destek kararıdır. O nedenle de bu tür kararlar hukukla, delille, dosya durumuyla izah edilemeyecek çok net siyasal kararlardır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine, Türkiye aleyhine destek kararlardır. Bunu kabul etmediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim.